Bekir Azar Korku İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch diye bir örgüt var. Fena halde ağlıyorlar. MIT'in paketleyip Türkiye'ye getirdiği FETÖ'nün Kırgızistan imamı için ağıt yakıyorlar. Birileri de kurtarılması bulunması için tam 1 milyon dolar ödül vaat ettiği iyi mi? HRW ise bir rapor yayınlayıp FETÖ imamı Orhan İnandı'nın Ankara tarafından kaçırıldığını ve yargısız olarak Türkiye'ye getirildiğini iddia edecek kadar alçaklaştı. Onların raporlarında FETÖ'nün bu ülkede yaptığı katliamlardan tek satır bahsedilmez. Ancak giderler ta Kırgızistan'daki bir teröriste hıçkıra hıçkıra ağlayacak kadar sahip çıkarlar. Peki ama neden? Hadi gelin bu dümbük HRW'nun kodlarını hep birlikte çözelim. 1978'de kuruldu. Merkezi New York'ta. Türkiye karşıtlığıyla biliniyor. Özellikle geze eylemlerinde tamamen Türkiye karşıtı makaleler yayınladı. Birçok ülkede Türkiye'yi suçlu duruma düşürmek, algı oluşturmak için konferanslar düzenledi. Türkiye'nin Suriye'den çıkması için bir dizi çalışma yaptı. 5 milyona yakın mülteciyi barındıran Türkiye'yi bu konuda yerden yere vuracak kadar aşağılık olduğunu gösterdi. 2015 yılından itibaren yüzün üzerinde Türkiye karşıtı yayın ve çalışmaya imza atarak adeta tüm mesaisini bize harcadı. Gezi olaylarının finansörü ve Türkiye düşmanı küresel sermaye tetikçisi George Soros, kendine ait açık toplum vakıflarının İnsan Hakları İzleme Örgütü HRW'ye 100 milyon dolarlık bir bağış yaptı. Suudi iş adamı Şeyh Muhammed bin İssa el-Jaber, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh en-Nahyan gibi birçok kişi İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne yüklü miktarda dolar bağışladı. Türkiye düşmanı ne kadar adam varsa sizin anlayacağınız bu dümbüklere para yağdırıyor. Yani parayı veren düdüğü çalıyor. Bir de utanmadan kendilerine insan hakları savunucusu ünvanını veriyorlar. Parayla satın alınan izleme örgütü deseler daha doğru olacak. MIT'in büyük başarısı bu densizlerde büyük korkuya neden oluyor. BBC dün Gürcistan'daki FETÖ'cüler için ağlayıp hepsinde paketlenip Türkiye'ye götürülme korkusu başladı diye yazdı. İçimizdeki batıcı ittihatçı kafalara rağmen her alanda Türkiye'den ve gücünden daha çok korkacaklar. Fransa Meclisi'ndeki milletvekilleri eski askerler işi gücü bırakıp bir rapor hazırladılar. Türkiye, SİHA'larla Libya, Suriye ve son olarak işgal altındaki Dağlık Karabağ'da çok önemli başarı sağladı. Biz çok geri kaldık. Türkiye bu konuda ihracatta da bizim çok üzerimize çıktı. 2025'e kadar çok etkili ve hızlı adımlar atmazsak önemli askeri gücümüzü kaybedeceğiz diye haykırdılar. The Economist ise işi başka bir boyuta taşıdı. Türkiye Akdeniz'deki en güçlü ülke konumuna hızla ilerliyor. İzmit Körfezi'nin güney kıyısında Gölcük Tersanesi'nde Türkiye'nin denizcilik geleceği şekilleniyor. TCG Piri Reis adlı denizaltılar havadan bağımsız tahrik gücüne sahip. Geleneksel bir dizel elektrikli denizaltı 2 ya da 3 gün su altında kalabiliyor. Türk donanmasındaki 6 denizaltı için bu sürenin 3 hafta olduğunu da görmeliyiz. Türkiye'nin Akdeniz'deki etkisi ve gücü sürekli artıyor diye dövündü. İngiliz Drone Wars Eski askerler ve ajanların makaleler yazdığı haber sitesi ise Türkler SİHA konusunda rakipsiz. Artık SİHA piyasasında lider olma yolunda çok hızlı adımlar atıyor. İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın hazırladığı raporda Bayraktar TB2'leri örnek gösterdi. Türkiye SİHA alanında süper güç olma yolundayken Avrupalılar uyuyor olmaktan utanıyor olmalılar yorumuyla olayı utanmazlık boyutuna taşıdı. Alman devlet kanalı ZDF ise Türkler elektrikli otomobillerle dünyayı fethetmek istiyorlar. TOG CEO'su Gürcan Karakaş yıllarca Alman boş için çalıştı. Ayrıca baş tasarımcı olarak Mercedes ve Volkswagen için modeller tasarlayan Türk kökenli Alman Murat Günak da TOG'da işe başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin 100. yılında gücünü herkese göstermek istiyor. Yorumlarının yapıldığı bir korku programı hazırladı. Dedik ya, içimizdeki batı yanlısı montajcı, ittihatçı muhalefete rağmen daha çok korkacaklar. Allah'a şükürler olsun ki bu ülkeyi batıdan korkanlar değil, batıya korku salanlar yönetiyor. Bekir Azar, Takvim Tamer Korkmaz, Livaneli Baykal'a neden ateş etti? Eski solcu, şarkıcı, yazar, gazeteci, edebiyatçı, senarist, milletvekili vesaire. Halit Özkul Zülfü Livaneli böyle tanımlıyor. Özkul mu? Psikolojik, asimetrik, paradoksal medya, kontrol gerilla, kontra gerilla. Globalist Karşı Devrim adlı çok önemli kitabın yazarıdır. 2014. Livaneli gazeteduvar.com'da yayınlanan uzun söyleşide CHP'nin Baykal gerçeğiyle hesaplaşması şart dedi. Onun Deniz Baykal'a açtığı bu siyasi ateş mercek altına alınmayı hak ediyor. Neden mi? Oynatalım. Türkiye'deki Gladion'un Yahudi baronu İzak Alaton, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı seçilmesinden sadece birkaç gün sonra Şahin Alpay'a şöyle demişti. CHP'ye en büyük kötülüğü Deniz Baykal yaptı. Zaman 27 Mayıs 2010. Livaneli'nin son çıkışı Alaton'un işte bu sözleriyle tek yumurta ikizi gibidir. Cümleyi şöyle de kurabiliriz. 11 sene önce Baykal'ın kaset operasyonunu müteakip, tasfiye edilmesiyle şimdilerde bir tür cowboy Livaneli'nin Baykal'a ateş açması aynı derin temele dayanıyor. Zülfü'nün asıl derdi. Livaneli röportajda kısa sürede anladım ki Baykal'ın Erdoğan'dan farkı yoktu diyor. Deniz Bey'i tipik Türk milliyetçisi diye eleştiriyor. Şunu da ekliyor. Neticede o ulusalcılarla beraber CHP'yi MHP çizgisine kaydırdı. Demek ki neymiş? Livaneli Baykal'dan milliyetçi, millici çizgide olduğu için rahatsızdır. Washington'la onun içerideki gizli derin örgütü Baronsal Gladio, 1 Mart tezkeresinin 2003 reddedilmesindeki öncü konumundan dolayı Baykal'dan nefret ettiler. Tezkerenin reddedilmesi Türkiye'nin Amerika'dan bağımsızlaşma sürecindeki ilk kritik adımdır. Bir nevi yıldızın parladığı andır. Sonraki yıllarda Deniz Bey'i kurultaylar yoluyla indirmeyi başaramayan Amerikancı derinler, tezkerenin intikamını, piyonları FETÖ'nün organize ettiği 2010'daki kaset operasyonuyla aldılar. Baykal'ın yerine getirdikleri Kılıçdaroğlu şimdilerde Amerikancı Livaneli'nin de umudu durumundadır. Sem amcasının solcu maskeli zülfüsü, mevzubahis röportajda Kılıçdaroğlu'nun ve HDP'nin sağduyulu siyaseti, Türkiye'ye 2019 yılında tarihi bir adım attırdı diyor. Ara kalıp Ekrem Müdafaa. Ekrem İmamoğlu, Livaneli'nin de sahne aldığı Tuhaf adlı dergide, Temmuz 2019, adaylığını ilk dile getiren kişinin Livaneli olduğundan söz etmişti. Livaneli için İstanbul seçiminin gizli kahramanı diyordu. Washington'ın dublajcısı. Livaneli'nin solculuk yahut demokrasi gibi maskeler altında anonsunu yaptığı olay aslında Türkiye'ye Amerikancı bir iktidarın zillet ittifakının demir atmasıdır. Biden Türkiye'deki muhalefete iktidar vaat etmişti. Mr. Kemal de başkan seçildiği vakit adeta Jill Biden'la yarışarak tebrik ettiği Siyonist Biden'a Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini istiyoruz diye seslenmişti. Demokrasi İlizyonu. CHP'nin eski milletvekillerinden Rıza Türmen'in öncülüğünde kurulan Demokrasi Konferansı'nın çağırıcılarından biri de Zülfü Livaneli'dir. CHP'nin katılımcıları arasında yer aldığı Demokrasi Konferansı'nın 24 Haziran'daki ilk toplantısında FETÖ ile HDPKK'nın malum talepleri dillendirildi. Dış politikada saldırgan tutumdan vazgeçilmeli yollu Amerikancı replikten tutunda LGBTİ seviciliğe kadar gırla gitti. Konferansçılar demokrasi kılıfı altında aslında Türkiye'mize düşmanlık bildirisi yayınladılar. Bu konferansın toplanmasından birkaç gün öncesinde Amerika'da Türk Demokrasi Projesi adı altında bir dernek kurulduğunu da unutmayalım. FETÖ organizasyonuyla inşa edilen ve Türkiye'yi ateş açmaya ayarlı Bushlu, Postbıyık Bolton'luk Kahpelik Derneği'dir. Yaman Çelişki Mr. Zülfü Livaneli malum röportajda Baykal'a ateş ederken de demokrasi tıraşı yapmayı ihmal etmiyor. Vaktiyle Erdoğan'ın siyasi yasağının kaldırılmasını sağladığı için ateş püskürdüğü Deniz Baykal'ı dikkat aslında demokrasinin gereğini yerine getirdiği için suçlamış oluyor. Yaman çelişki topla benim için. Tamirci çantası. Röportajda söyledikleri için kapsamlı bir doğru yanlış cetveli yayınlamak gerekiyor şimdilik tek örnekle yetinelim zülfü'nün baykal erdoğan'la gizlice görüştüğünde pazarlık yaptığı anlaştığı iddiası zaten gerçek dışı da biz kronoloji yanlışını not edelim mr livaneli'nin atıfta bulunduğu şu beylerbeyi'ndeki balık lokantasında yapılan baykal'la erdoğan arasındaki baş başa görüşmenin tarihi 22 şubat 2003'tür oysa erdoğan'ın yasağı 13 aralık 2002 tarihinde kaldırılmıştı yani nedir? Ayın şavkı vurur sazım, pardon, yazım üstüne Leylim Ley. Tamer korkmaz yeni şafak.